Tamam da deprem niye oluyor? Niye başımıza geliyor? Kusursuz olduğunu söylediğimiz bir Allah hastalığı niye veriyor? Mesela ateistlerin çok kullandığı bir şeydir, insan hastalanıyor. Gözü bozuluyor, ne bileyim yatağa düşüyor, grip oluyoruz, doğru mu? Kusursuz diyorsunuz, bunlar oluyor diyor. Şimdi niye adam mesela şey diyor? Niye kusur olduğunu söylüyor? Hastalığın kötü olduğuna inandığı için, doğru mu? Peki bizim perspektifimizden bakalım, hastalık kusur mu yani? Peygamberimizin öğretisiyle bizim en büyük öğretmen dediğimiz, insana hakiki amacını, gayesini bildiren öğretmen dediğimiz peygamberin gözüyle bakalım hastalık bir kötü bir şey mi? Bunu kötü olarak tarif edeceğiz mi? Ondan sonra kötülük problemi olur yani. Kötülük problemi var ya işte, niye hastalık var, musibet var vesaire. Bir kere bakalım bu kötü bir şey mi? Şimdi öncelikle şunu sorayım. Bir şeyin kusurlu olup olmadığını nasıl anlarız biz? Mesela yani ben desem ki şu bardak buraları süpürmüyor arkadaşım. Ne kadar kusurlu bir bardak yani desem. Saçma olur değil mi? Bir şeyin kusurlu olup olmadığını biz o zaman nasıl anlıyoruz? Yapılış amacından. Yani bunun bir amacı vardır. Bu amaç yerine gelmiyorsa biz buna kusurlu diyebiliriz. Doğru mu? Bardağı buraya süpürmesi için yapan yapmadığı için bu süpürmüyor ortalığı diye kusurlu diyemeyiz. O zaman insanın da yaratılışının kusurlu olduğunu iddia etmesi için birinin neyi bilmesi lazım? Önce insanın yaratılış amacını bilmesi lazım. Peki bir ateist için insanın yaratılış amacı var mı? Bunun amacını bilmeden bununla kusurdan bahsetmek mümkün mü? Değil. Önce bunun amacını bileceksin. Amacını bildikten sonra o amaç yerine geliyor mu, gelmiyor mu? Buna göre biz kusur isnadı yaparız veya yapmayız. Dolayısıyla musibetlere, hastalıklara bu yönden bakacağız yani. Şimdi birazdan bakacağız. Acaba amaca ne kadar hizmet ediyor, ne kadar hizmet etmiyor? Camla ayna. Cam normalde yansıtmaz, doğru mu? Düz cam. Ayna niye yansıtır? Arkası siyah olduğu için, doğru mu? Hatta mesela şu anda da cam yansıtıyor biraz. Niye? Arkası karanlık şu anda, gece olduğu için. Peki ya bu camın arkası karanlık, bak önü parlatıyor tamam da. Arkası karanlık, bu niye karanlık? Bu kusur diyebilir misin? Hayır, hatta önündeki parlaklığa sebep olan arkasının karanlığı. Sanatçının amacı sanatını göstermek. İsimlerini ve sıfatlarını sende yansıması lazım. Mesela sen açlıkla onun Rezzak ismini tanıdığın gibi. Açlık diye bir şey olmadığını düşünün. Yemek yok. Biz Allah'ın Rezzak ismini, rızık veren ismini nasıl anlayacaktık? Anlayamazdık yani. Yani aynanın amacı neydi? Işığı yansıtmak. Nasıl yansıtıyordu? Arkasının kararmasıyla ancak yansıtıyordu. Biz açlık karanlığıyla Allah'ın Rezzak ismini üstümüzde yansıtıyoruz. Şafi ismini hastalık olmasa bilebilir miydik? Hastalık diye bir şey yok. Allah şafiymiş. Anlayacak insan, şuurlu insan dünyaya geldi. Allah'ın şafi ismini anlayacak. Ama hastalık yok. Nasıl anlayacak? Anlayamaz. Amaç neydi? Asıl o zaman hastalık olmadan olmaması kusur olurdu, doğru mu? Şu bardak ne zaman kusurlu olur? Su içemezsem bundan, amacını yapamazsam o zaman kusurlu olur. Hayatın amacı Allah'ın isimlerinin yansıması ve şuurlu insanın bunu anlaması, tefekkür etmesi ise, ki bunu daha başka derslerde ayrıntılandırırız. O zaman Şafi ismini anlayamayacağım bir format olsaydı dünyada, ki bu hastalıksız formattır, kusur o zaman olurdu. Yani kusursuz olmasıdır hastalığın olması, insanlar Şafi ismini tanıyor. Doğru mu? Dualar ediyor, işte şifa bulunca Şafi ismi tecelli ediyor vesaire. Buna hastalık sebep oluyor. Açlık diye bir şey olmasaydı Allah'ın Rezzak ismi tecelli edemezdi. Kusur o zaman olurdu. Yani ortaya çıkmıyor isim yani, göremiyorsun, anlayamıyorsun yani. Bizim yaratıcımız bizden ne istiyor yani, neye hizmet ediyor? İnsana her çeşit ihsanını hissettirmek istiyor. Her bir nevi nimetini tanıttırmak istiyor. İnsanı daima şükre sevk etmek istiyor. Elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları, dertleri verecektir. Zıttıyla biliyoruz. Bunun için var. Zaten bunu anlamak içindi. Mesela ben hayatımda hiç şu beynimdeki bilgileri bu kadar kolay konuşabilmemi tefekkür etmemiştim. Tamam mı? Böyle bir nimet var bak şimdi başımızda. Beynimizde bir takım manalar oluşuyor. Bunu kolayca dile döküyoruz. Doğru mu? Bize konuşmayı öğrettik ona, diyor Kur'an. Bunu hiç düşünmemiştim. Ne zamana kadar? Burada işte bir derste, bir mütalaalı derste bir abimiz vardı. Abi kekemeydi. Tamam mı? Yani aklına gelen manayı adam söyleyene kadar canı çıkıyor yani. Tamam mı? Geliyor bir şey söyleyemiyor bir türlü. Ben bunu nasıl anladım? Konuşma nimetini. Zıttını görünce anladım. Bak adam sadece kendine değil, hepimize bir mektup yani. Hayattaki amaç buydu değil mi? Allah işte nimetini bildirmek istiyordu. İhsanı, işte konuşmak diye bir nimet vermiş. Haberim yok, yıllardır geçiyor zaman. Bir kekemeye hiç rastlamasam ben bu nimeti nasıl fark edeceğim? O nimeti nasıl fark edecek? Doğru mu? İşte bunun için o zaman kekemeliğe kusur diyemeyiz. Benim yaratılış amacıma uydu bu iş yani. Bir gözü kapanan, bir tane örnek verdim ha. Bir gözü kapananı görüyoruz, göz. Diyaliz makinesine adam her gün gitmek zorunda kalıyor arabayla. Değil mi? İki tane böbreği tefekkür ediyor. Diyoruz. Yani artırabilirsin. Bütün hastalıkları böyle değerlendiren arkadaşlar. Bunlar mektup. Bize mesaj. Öyle başıboş bir şey değil yani. Hastalıkları değerlendirmemiz lazım. Bak şu hastalık varmış. Hemen oradan ikinciye geç. Demek ki bak bende o nimet varmış. Çünkü her bir hastalığın olması aslında nimeti de gösteriyor.
gösteriyor, doğru mu? Saati bize mesaj veriyor yani. Demek ki o hastalık varsa, bende de o yoksa, bu bir nimetmiş. Bak, bu zıttıyla bilmesi için o başımıza geliyor. Musibetler de böyle. Deprem oluyor, bak deprem olmuyormuş meğer. Şu anda şu yerin hiç sarsılmadığı aylardır aklımıza geldi mi? Niye? Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybediyor, ama bir deprem oluyor, bir yerlerde yıkımlar oluyor, alan yer sarsılmıyormuş falan diye anlıyoruz bunu. O zaman o depreme kusurlu diyemezsin. Bir şey hatırlatıyor. Bir mesaj veriyor bize yani. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tüm bu hastalık, musibet gibi şeylerin varlıkta ancak %1 diyebileceğimiz zıttını bildirecek kadar yer kapladığını unutmayalım. Bunu anlamak için tsunami vuran kıyılarla vurmayanları, deprem olan zamanlarla olmayanları, kurtarıldığımız hastalık sayısıyla yakalandığımız hastalık sayısını, gün içinde yaşatılan insan sayısıyla öldürülen insan sayısını karşılaştırmamız ve buna benzer kıyasları yapmamız yeterli. Bununla birlikte insi ve cinni şeytanların bizi bütündeki hayırdan koparıp ayrıntıda %1'de boğduğu gerçeğini inşallah ileride daha ayrıntılı ele alacağız. Bununla alakalı olarak daha önce yayınladığımız müşkil videosuna da göz atabilirsiniz. Burası ne değildi? Cennet değildi. Nereden anladık cennet olmadığını? Gelip geçiyor, yaşlanıyoruz, ölüm var, sevdiklerimizden... Ya cennet olan bir yerde insanın anne ölümü başına gelebilir mi yani? Öyle değil mi? Kimisinin çocuğu ölüyor, annesi ölüyor, yaşlanıyor. Doğru mu? Saçı dökülüyor, saçı beyazlıyor. Birçok kişi bundan muzdarip yani. Böyle bir dünya cennet olabilir mi yani? O zaman buranın amacı farklı. Amacına uygun olup olmadığına bakman lazım yani. Mesela fitness salonunda düşünün. Şimdi fitness salonuna gidiyorsun, orada ne yapıyorsun? Ağırlık falan kaldırıyorsun, doğru mu? Şimdi yani orada biri sana dedi ki, ya birader bu ne ya? Kanter içinde kalıyorsun, ağırlıklar kaldırıyorsun. Ya bu ne kadar çirkin bir yer burası yani. Böyle bir şey diyebilir mi? Ama yoruluyorsun orada, koşuyorsun, kanter içinde kalıyorsun. Diyebilir mi bunu? Niye? Ya birader, orası sivil hayat değil. Orası fitness salonu. Oranın bir amacı var. Orada gelişim kat etmen lazım. O ağırlıkları kaldırmanın sayrı bir amacı var. Oraya normal hayat muamelesi yapma. Normal hayat, yani sivil hayatta insan terlememeli falan ya, yani ağırlık kaldır, bunlar güzel. Orası normal hayat için geçerli. Fitness salonu başka bir yer birader. İşte bu dünya cennet değil. Buraya cennet muamelesi yapınca sıkıntı oluyor. Hastalık bak burada seni geliştiriyor. Rabbini tanımana vesile oluyor. Aynı o fitness salonundaki ağırlıkların seni geliştirdiği gibi. O zaman bunlara kusur nazarıyla bakmaman lazım yani. Doğru mu? Neden onu söyler insan? Fitness salonunun fitness salonu olduğunu bilmediği için. Orayı sivil hayat zannediyor. İşte biz bu cinsten bakıyoruz. Mevlana'nın çok güzel bir iyilik kötülük tanımı var. Seni Allah'a yakınlaştıran şey iyidir, Allah'tan uzaklaştıran şey kötüdür diyor. Şimdi ateistlerin söylediğini hatırlayın. İşte hastalıklar, depremler niye var, bunlar kötüdür diyorlar diye. Şu tanıma göre bizi Allah'a yakınlaştıran şey, işte birinin kekeme olması, öbürünün öksürmesi vesaire gibi şeylerse, bunlar kötü diyemeyiz bunlara. Bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Uzaklaştırıyorsa ona kötü diyebiliriz. O zaman sıhhat de kötü oluyor yani. İşte bakın şurada söylüyor. Eğer diyor, bakın hastalık şu, şimdi şunu nefsimize söyleyelim. Eğer günahları düşünmüyorsan yahut ahireti bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan, sende öyle dehşetli bir hastalık var ki milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür. Ondan feryat et diyor. Vay efendim, başım ağrıyor falan, bunlardan değil. Ben Allah'ı tanımıyorum, bu nasıl hastalık? Ben işte ahireti bilmiyorum, günahları düşünmeden giriyorum ömür geçerken, bu nasıl hastalık? Bunları diyor asıl dert et yani. Asıl hastalık olarak bizim önümüze vahiy bunu koyuyor. Asıl öğretmen bunu koyuyor yani. Biz hastalık olarak, musibet olarak bunu göreceğiz. Bir kişinin bir vakit namazını kılmaması, ömründeki bütün griplerden, ameliyatlardan geçirdiği bütün hastalıklardan daha büyük bir hastalıktır bir vakit namazın kaçması. Bela budur yani. Niye? Çünkü namaz kaçırmak ebedi hayatı etkileyen bir şey. Matematik alanlar bilir. Sonsuz bütün sayıları yutar, doğru mu? Sonsuzun yanında 3'ün, 5'in, 15'in, 1000'in, 10.000'in bir farkı var mı? Yok, hepsi birbirine eşit. O zaman eğer bir hastalık sonsuz hayatı etkiliyorsa, sonlu hayatı etkileyen bütün hastalıklardan daha büyüktür. Bir vakit namazın kaçması, bir faize girişi insan, harama bakışı, tövbesizse hele yani, bir harama bakışı, işte namazını kılmayışı vesaire, orucunu tutmayışı, bütün yaşanan dünyevi hastalıklardan bizim için nedir? Daha büyük bir hastalıktır. Onları dert et diyor yani.